Ben bir küçük dinlenme sorusu sorayım. Sizi çalışmalarda Kürtçe selam verirken, alırken ve Kürtçe konuşurken gördük. Evet. Bu Kürtçe merakı, çalışması ne zaman başladı? Bu bir dinlenme sorusu devamında diğer Peki. soruları. Kürtçe merakı bundan yıllar önce Ali Topuz'la birlikte Radikal Gazetesi'nde çalışırken ikide bir benim Ali Topuz'a şu nasıl deniyor, bu nasıl deniyor diye sorduğumu hatırlıyorum. Ezlıvırım. Ben buradayım filan. Yani ilk Kürtçe sinyallerini Ali Duran Topuz'dan aldığımı itiraf etmeliyim yani. Ama bu ilgi ve merak nasıl başladı derseniz şunu söyleyebilirim. Öteden beri ben çok uzun yıllardır devletin Kürtçe dilinde yayın yapma yükümlülüğü olduğunu, hatta eğitim verme yükümlülüğü olduğunu, hatta Kürtçenin resmi dil olması gerekliliğini savuna gelen birisiydim ve 2000 ne 2000 1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ısrarla Kürtçe televizyon bir kanal açılması gerektiğini ısrarla söylediğimi hatırlıyorum. Ve bu arka plandan sonra bir vakitte bundan yaklaşık 10 sene, 11 sene önce Kürtçe yayında başladı. İşte TRT Şeş başladı. O zaman kendi kendime dedim ki, ve sadece kendi kendime demedim, bunu birkaç vesileyle kamusal alanda da söyledim. Ben Kürtçe öğrenmek gereğini duyuyorum. Bunu, çünkü 65 yaşına gelmiştim. 65 yaşından sonra Kürtçe öğrenip ne yapacaksınız? Bir tek sebebi var dedim. Bu ülkenin nüfusunun en az 1/5'i Kürt. Onların hepsi Türkçe biliyor ya da Türkçe bilmeye mecbur ediliyor. Ben Kürt kimliğinin haklarının bu kadar savuncusu olmuşum. Kürtçenin dolayısıyla savuncusu olmuşum. En azından kendi halkıma, kendi halkımın bir bölümüne saygı gereği, onların kimliğine saygı gereği ben bu dili öğrenmeliyim dedim ve ders almaya başladım. Çok da hoş bir hocamız vardı, şimdi Almanya'da yaşıyor. Linguist kendisi. Haftada 2 saat, bir 2 sene, 2,5 sene falan ders aldım. Fakat sonra kesintiye uğradı. Şimdilerde geri dönmeye çalışıyorum. Kitaplarımı, ders notlarımı korudum. Diyarbakır'da da bu kampanya sırasında Kürtçe giriş yaptıktan sonra teklemeye başlıyorum tabii ve hemen şey diyorum Kürtçe. Az biliyorum. Kürtçem iyi değil ama size söz veriyorum. 6 ay sonra çok daha iyi Kürtçe konuşacağım diyorum. Şimdi kendi kendime iş çıkarttım bu 6 ay içinde. Onlarla sadece Kürtçe konuşabilecek kadar Kürtçe konuşmaya gayret edeceğim. Ama Kürtçe merakının sebebi, tekrar dönersek ve özetlersem, Kürtlere, kimliklerine saygı gereği idi tamamıyla. Bir de ben dilleri, özellikle Şark dillerini seviyorum. Arapça çok rahat konuşuyorum. Farsça öteden beri merakım vardı. Kürtçe de Farsça'ya hem yakın bir dil, hem bizim halkımızın bir bölümünün ana dili. Dolayısıyla bunu bir ahlaki yükümlülük olarak algıladım, öyle söyleyeyim.